Allah'ımsın! Valla gel dur! Kimse sus. Korumasız zavallı bir sandalyede ne istiyorsun he? Bu sadece korumasız bir sandalye değildir. Bu temsili Tursun Birliği'dir. Ula hamsiye. Ula evdeki bütün eşyaları Dursun'a benzetip öyle vuru kırarsan evi çukur cumağa çevireceksin. Nedir bu vurma kırma hikayeleri he kızım? Aman Cemal sen de bir tuhaf adamsın. Evet. Hem kızı tabancanı her yerde çıkarma taşıma diyorsun. Hem de yakın doğuş tekniklerini öğrendi diye kızarsın. La evle yani Emine Hanım zaman zaman bazı böyle sizin gelin yorumca cinayet şebekesi kurmanızdan şüpheleniyorum ha. Evet öyle bir şey yok. Hamsiyeciğim bugün biraz bir çabuk kahvaltımızı etmemiz lazım şekerim. Çünkü misafirim gelecek komşum Canan Hanım. Hani şu kocası dönüş burası olan Canan Hanım. Evet o Canan Hanım. Masayı falan toplayıp ortalığı ikram edecek de bir şeyler hazırlamamız lazım Canan Hanım. Tamam. Bu saat 9.30 geçti. Ben gideyim mi? Uşaklar şimdi çimentoyu, mimentoyu fazla kolarlar. Hep böyle diyorsun. Hiçbir şey yapmıyorum. Canım yerim ben şimdi daha giyinirim. Hazırlanırım. Hadi alalım. Güle güle. Karnım acıktı be. Ooo Canan Hanımcığım hoş geldin. Geç soğuklarına buyur. Buyur geç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Canan Hanımcığım alayım mı kürkünüzü? Yok alsın. Buyurun buyurun. Nasıl isterseniz öyle oturun. Canan Hanımcığım, Hamsiye benim görümcem olayım. Hamsiyeciğim, Canan Hanım da benim çok kıymetli bir komşumdur. Memnun oldum. Hangi takımı tutarsınız acı? Anlamadım. Takım. Top. Fıkır. Ayol ben takım makım tutmam. Hatta bizim bey kendi takımının maçını seyrederken bile dayanamam. Yan odadaki televizyonu açarım. Bu kadar nefret ettiğine göre herhalde kocanız çok kötü bir takımı tutuyor olmalı. Cevdet Fenerbahçelidir. Geçmiş olsun Canan Hanım. Bazı kocalar böyle olur işte ama inşallah ileride doğru yolu bulur. Ama ben olsam kafasına vura vura Trabzonspor'dan bahsedirdim o. Vallahi Cevdet'in hangi takımı tuttuğu beni hiç ilgilendirmez. He öyle. Bence bütün Cevdetler ve Tursunlar aynıdır. Hepsinin gani bozuktur. Canan Hanımcığım çay içer misiniz? Bir tane alayım. Ben bakarım. Ben getirmem evine geçsin. Zahmet etme. Hazırlamıştım zaten. Demlenince getireceğim. Teşekkür ederim. Emine Hanım, Hamsiye neden bütün kocalara ön yargılı? Yoksa başından kötü bir evlilik mi geçti? Hiç sormayın Canan Hanımcığım. Bu bizim güzel Hamsiye'nin kocası var ya. Ha bunu terk edip Natasha'ların peşine düştü. Hamsiye'cim de onun peşinden İstanbul'a gelmek mecburiyetinde kaldı. Bu duruma çok üzüldüm. Ayol Hamsiye bunun için mi karalar bağladı? Hiç güleceğim yoktu. Hamsiye'nin seçim kazanmış lider gibi meydanlarda göbek atması lazımdı. Öyle deme Canan Hanımcığım. Hamsiye'nin kocası Natasha'ların peşine kaçarken Hamsiye'cimi kandırıp onun bütün altınlarını aldı iş kuracağım diye. Ayol senin Hamsiye de pek safmış. Bütün erkekler böyledir. O Natasha senin, bu Yosma benim dolaşır dururlar. Ama hepsinin sonunda dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. O zaman da istediğin bileziği aldırırsın. Hamsiyeciğim 8 aydır bekliyor ama ne gelen var ne gider. 8 ay değil 8 yıl geçse bile ilgilenmeyeceksin. Sonunda döndüğünde de uygun bir zamanı kollayacaksın. Tutacaksın elinden götüreceksin bir kuyumcuya bütün bileziklerini yenileyeceksin. Keşke Hamsiye de sizin gibi geniş yürekli olsaydı Canan Hanımcığım. Ayol benim gibi düşünmek çok kolay. Hiçbir şeye takmayacaksın. Bak ben biraz Hamsiye ile konuşur onu ikna ederim. Sizi dinleyeceğini hiç zannetmeyeyim. Hamsiye kafasına takmış bir kere. Dursun keferesini vuracağım dine dolaşayım. Evet sayıları demledim. İnşallah beğenirsiniz. Sen göz otur gir ben yaparım. Ayol Hamsiye kusura bakma ama yengenle seni çekiştiriyorduk biraz. Kız kocan seni terk edip gitti diye karalar bağlayacağına mezdeke üçlüsü gibi göbek atman lazım. Atacağım tabii de önce Tursun'u bir ceberteyim ondan sonra ben de hayatımı yaşayacağım. Ben de aynı fikirdeyim. Ne biçim düşünüyorsunuz ayol? Natasha'ların peşinde koşan bir adam için elini kana bulayıp hapislerde çürümeye değer mi? O herifi kendi ellerimle cehennem zebanilerine teslim etmeden rahat bir uyku uyuyamam Canan Hanım. Bak Hamsiyeciğim büyüklerimiz ne demiş?
Öfkeyle kalkan zararla oturur. Keskin sirke küpüne zarar verir. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Son gülen iyi güler. Ne ekersen onu biçersin gibi atasözlerimizi de unutmamak gerekir bu arada. İyi lukten mi var az doğarda? Vallahi Hamsiyeciğim karışmak gibi olmasın ama ben de sizin gibi düşünseydim şimdiye kadar Cevdet'i 10 kere öldürmüştüm. Vallahi elinizi korkak alıştırmayın derim Canan Hanım. Bir an önce o herifi alnın çatından vurmaya bakın. Hem öteki Cevdetlere Tursunlara da iyi örnek olmuş olur da. Seviyesiz bir zampara için elini kana bulamaya değer mi? Hiç öylesi olur mu Canan Hanım? Sen kalk Natasha'larla sarmaş dolaş ol. Ondan sonra gel benim koynuma gir. Bana canım cicim bilmem ne de. Vallahi ben öyle herifin bağırsaklarını söker, sokakta çocuklarla ip atlarım he. Şey, Canan Hanımcığım, dün akşamki Fırtınalı Günler dizisini seyretmiş miydiniz? Ayol, benim bütün ihtiyaçlarımı giderdikten sonra bir iki küçük kaçamağı için kocamı niye öldüreyim ki? Hacım, böyle sahtekar evlilik olur mu daha? Adam beni kümeste tavuk besler gibi beslediğine onun yaptıklarını, zamparalıklarını görmemezlikten gelemem. İyi ama Hamsiye Hanımcığım, ben kocamı öldürmeye kalkarken o pişman olup geriye dönmeye kalkabilir. Bana dönmeyi düşünen bir adamı ben niye öldüreyim ki? O pokiyenin soylarından can çıkar huy çıkmaz Canan Hanım. Belki sağa döner ama birkaç ay sonra başka bir yosma bulur. Bunlar rüzgar gülü gibidir Canan Hanım. Ne zaman sağ, ne zaman Natasha'lara döneceği hiç belli olmaz. Ben artık kalkayım. Aman Canan Hanımcığım, daha pastanı yemedin, çayını içmedin. Nereye gidiyorsun? Çok önemli bir işim vardı, unutmuşum. Canım, sana çok zahmetler verdim. Bana da beklerim. Otursaydınız ne güzel, siyaset meydanı gibi sohbet ediyorduk da. Hamsiye Hanımcığım, sana da şöyle bir doya doya sarılayım canım. Ne güzel fikir alışverişi yapmıştık. Tabii, değil mi? Sağ ol, sağ ol ama fikirler böyle kafada kalmamalı. Ucu ta Tursun'a kadar gitmeli. Güle güle, güle güle. Kekleri de boşuna yaptık he. Beğendin ne yaptığı ne? Oy, ne oldu? Kadın misafirliğe gelmiş idi, Tursun muhabbetiyle kadını esir aldın, kaçırttın evde. Oy, konuyu cemizler gibi o açtı, arada ben de konuştum. Çok ayıp oldu. Kadına kendi fikirlerini kabul ettirmek mecburiyetinde miydin? Zavallının canını sıktı, pastasını yemeden kaçtı gitti. Tabancayı niye gösterip korkuttun kadını? Tabancayı bir kere. Tabanca? Tabancam yok. Oy, tabancam yok da. Nerede tabancam? Oralarda nerede? Oralarda bir yerde dur. Nedir oralarda? Ha, oralarda da yok. Ha, tabancamı çalmışlar. Tabancam nerede? Saçmalama be. Kim çalacak senin tabancanı? Kim olacak? Canan Hanım çalmıştır da. İftira atıyorsun. Ne zaman çaldı kadın tabancanı? Hacan demin beni Gaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avcı'na sarıldığı gibi sarılmıştı. Herhalde o ara götürdü da. Tabi Tursun'u vuracağım diğine diğine kadını da zehirleyiverdi. Hemen gidip tabancamı almam lazım. Yoksa o kadın tabancanın üstüne yatacak. Neyse canım. Hiç acelesi yok. Daha Canan Hanım'ın kocası Cevdet Bey de gelmemiştir eve. Biraz bekleyelim. Sonra gidip alırız. Tabanca da bu arada bir işe yaramış olur. Çok güzel olmuş, elimize sağlık. İnce ince, ya sevince her mevzuya dokun.